Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hoca'nız. Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde devri TET kampımızın geldik 23. günümüze. Ve bugün rasyonel sayılarda kaya soru çözümleri yapacağız. Toplamda 40 soru olacak. Bu 40 sorunun ilk 20'si temel orta seviye. Son 20'si yani 21 ve 40 arasındaki ise orta ve ileri seviye sorulardan oluşacaktır arkadaşlar. PDF aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Çözümlü PDF de aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur diyorum. Ve de hiç vakit kaybetmiyorum. 23. günümüzde rasyonel sayılar kaya sorularla devam ediyoruz. Yarınki video kaya testler. Ödev testler olacak zaten merak etmeyin diyorum. Ve de direkt geçiyoruz. Dediğim gibi ilk 20 soru temel ve orta seviye. Son 20 soruda orta ve ileri seviye olmak üzere sorularımızı tamamlayacağız. Tabii ki de eski nesil hem YKS yani hem AYT kısmına benzer sorular hem de tehdide çıkabilecek sorular ve de zaten ileri nesil yani yeni nesil soruları yapabilmeniz için sizin temel seviye tüm soru tarzlarına hakim olmanız gerekiyor. Hepsinin barındırdığı testlerle başlıyoruz. Yine tabii ki de basitten başlayacağız. 11 bölü 12 bölü parantez 2 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Önce parantez için yapacağız. Tabii ki de payda işlememiz lazım. Bunun paydasını görünmeyen 1 var. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3'ün ortak paydası 6'dır. Yani o ok keki 6'dır. Burayı 2 ile burayı 3 ile Burayı 6 ile genişletiyoruz. 11 bölü 12 bölü parantez. Dikkat. 6 çarpı 2'den 12. 3 kere eksi 1'den eksi 3. 2 çarpı artı 1'den artı 2 bölü paydamız zaten. Nedir ortak paydamız? 6 yaptık. Bu 1. 11 bölü 12. Şuradaki bölmeyi ters çevireceğim. E bölmeyi ters çevirdim çarpı oldu. Paydadaki 6 pay kısmına çıktı. Bölü. Yukarıdaki işlemi yapalım. 12'den 3 çıkardım 9. 2 daha 11. Burası da 6 bölü 11'dir. 11'ler gitti. 6 bölü 12'den de 1 bölü 2 sonucu geldi. Ve ilk sorumuzun cevabı 1 bölü 2 olarak bulundu. İkinci sorumuzda 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 bölü 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 bölü 5 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? İşlem önceliği buradaki parantezin içi öncelik ve buradaki parantezin içi öncelik. İkisini aynı anda yapabilirsiniz. 3, 4. Ortak payda 2. Burayı 4 ile genişlettim. Burayı 3 ile. Bu 1. 2, 3. Aynı anda genişletiyorum. Burayı 3 ile, burayı 2 ile. Bakın tek kalemle yazıyorum. 3 bölü 2 çarpı. Dikkat. 4 kere 1'den 4. 3 kere 1'den 3. 4 eksi 3'den buranın pay kısmına gelen ifade. 1 bölü. 3 çarpı 4'ten paylası 12'dir. Bölü, bölü. Diğer taraf aynı şekilde 3 çarpı 1'den 3 geldi pay kısmına. 2 çarpı 1'den eksi 2 geldi. 3 e eksi 2'den burası 1 bölü 3 çarpı 2 6. Bölü vardı burada bakın. Ters çevirdim çarpı yaptım. 5 bölü 3'ü de 3 bölü 5 yaptım. Bu da tamam. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Burası 1 bölü 10 oldu. Ters çeviriyorum. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 12 çarpı. Burası 1 bölü 5 çarpı 2 ya 10 ya. Ters çeviriyorum burası 10 oldu. Bu da tamam. E artık sadeleştirebilirim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. Pay kısmından 5, paydan 4 geldi. Bu da ikinci sorumuzun cevabını 5 bölü 4 olarak buldurdu. Üçüncü sorumuzda yine bir sonsuz toplam var. Bunları yapmayı zaten pratik olarak konu altında yaptık. Yine yapalım. 1 artı 6 bölü 1 artı 6 bölü 1 artı 6 bölü 1 artı 6 bölü bla 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 bla. Ne dedik? Sonsuza kadar giden 1 artı 6 bölü bu ifadeye ben gidiyorum komple bir x diyorum. En baştan bu da 1 artı 6 bölü sonsuza kalan ifade miydi? Demek ki burası da x'e eşit oluyor. Yani kısaca 1 artı 6 bölü x eşittir x oluyor. Çözelim. Paydaş x artı 6 bölü x eşittir x'e. İçler dışlar çarpım. x artı 6 eşittir x kare. Diğer tarafa attım. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Çarpanlara ayıralım. x dedim x dedim. Eksi 3 artı 2. Bunların zıttı köküm oluyordu. X1 köküm 3'e x2 köküm 2'ye. Bu arada bu kökler şöyle ayrılıyor tabii ki de. Çarpımları 6 toplamları 1 veriyor kat sayı. E bir de bakıyorum 1, 6, 1, 6. Yani tamamen pozitif sayılarla ben negatif sonuç elde edemiyorum. Pozitif elde etmek zorundayım. E bu da x zaten benim cevabım oluyor. Otomatikten benim cevabım 3 olarak bulunuyor. Üçüncü sorumuz da 3'tür diyoruz. Dördüncü sorumuzda A eşittir 1 bölü 13 artı 1 bölü 14 artı 1 bölü 15. B eşittir 12 bölü 13 artı 27 bölü 14 artı 29 bölü 15. B'nin A cinsinden değeri. E bunlara baktığımızda paydalar ortak bak. Dikkat. 1, 1, 1, 12, 27, 29. Hepsine 1 eklediğimizde bir şey oluyor. Ne oluyor? Şu oluyor. Ben alayını taraf tarafa topluyorum. Sol taraf A artı B eşittir sağ tarafa geldim. 1 bölü 13, 12 bölü 13 ne geldi arkadaşlar? 13 bölü 13. Artı 1 bölü 14 27 bölü 14 tane geldi. 28 bölü 14 artı 1 bölü 15 29 bölü 15 daha. Burası da 30 bölü 15 oldu ve soru bitti. Sol taraf A artı B eşittir. Sağ taraf 13 bölü 13 1 artı 28 bölü 14 2 artı 30 bölü 15 2. 2 4 1 daha 5. A artı B eşittir. 5'e B'nin A cinsinden değer istiyor. O da B eşittir. 5 eksi a oluyor. Dördüncü sorumuz da 5 eksi a'dır. Beşinci sorumuz 1 bölü 0,2 bir eksi 0,2 bölü 0,5 çarpı 0,05 bölü 0,01 işleminin sonucu kaçtır? Ne yapacağız? Virgül kaydıracağız. Bakıyorum bu işleme. Virgülden sonra bir basamak. Burada basamak yok. Ben bunu bir virgül kaydırdığımda virgül şu anda burada. Bir tane bunu kaydırdım. Buraya 0 attım. Oldu sana burası 10 bölü 2. Eksi. Virgülden sonra bir basamak kaydırdım. Bir basamak kaydırdım. Direkt burası 2 bölü 5 çarpı. Virgülden sonra 1, 2 basamak kaydırdım. 1, 2 basamak kaydırdım. E pay kısmı 5 paydası 1. Gidenleri götürelim. 10'u 2'ye böldüm. 5 eksi. 5'ler gitti sadece 2 kaldı. 5 eksi 2'den de 3 cevabını buldum. Ve 5. sorumuzda 3 olarak bulunmuş oluyor. Altıncı sorumuz 0,2 devir artı 0,7 devir işleminin sonucu kaçtır diyor. E ben biliyorum ki 0,2 devir sayısı 2 bölü 9 olarak yazılır. Artı 0,7 devir sayısı 7 bölü 9 olarak yazılır. O da 7 artı 2'den 9 bölü 9. E o da 1'dir. Bu birinci yöntem. Mesela devirleri de toplayabilirsiniz. Bakın şöyle toplanır. 0,2 devir 0, 2, 2, 2, 2 sonsuza kadar gider. 0,7 devir 0,77777. 7, 7, 7 sonsuza kadar gider. Ben bu ikisini toplasam 0,9999 olur. Sonsuza kadar gider. E bu da 0,9 devirde yazılır ve ben biliyorum ki son basamak devreden 9'sa bu arkadaş bir yukarı atar. Bu arkadaş 0 olur. E bu da bir tama eşit oluyor. Yani sorunun cevabı hem buradan hem buradan bir tam oluyor. 6. sorumuzda 1 olarak bulunmuş oluyor diyelim ve ilk sayfamızı bu şekilde halledelim. Giriş sorularıydı. Konuyu Kavradık mı kavramadık mı Bunlara ölçen temel ve orta yok burada temel seviye sorularda diyeyim. Yedinci sorumuzla devam edelim. Soru analizlerini sevdiğinizi biliyorum. O yüzden çok temel olduğu için hepsini analiz etmedik. Devam edelim. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere. AB artı BA bölü. A A devir artı B B devir işleminin sonucu karşı güzel bir soru. Yine ben basamak kavramından biliyorum ki 10A burası. Bir tane daha burada var toplam sana 11 A'yı verdi. Artı. Bak artık bunları yaptığınız için yani detaylı yapmaya gerek yok herhalde. 1 B burada var. 10 B burada var. Toplam etti sana 11 B bölü payda sıkıntı. Bak şimdi payda nasıl çevriliyor. Sayı aynen yazılır. Nedir bu? A A 2 basamaklı sayı. Eksi devretmeyen kısım çıkarılır. A tamam. Bölü virgülden sonrası için devreden kadar 9. Bu bu taraf. E diğer tarafta B de böyle yazılır. Nasıl yani? BB eksi B, B, B bölü paydası 9. Var mı sorun? BB eksi B, B, B bölü 9. Yok hiçbir soru yok. Eşittir. Şimdi 11 A artı 11B pay kısmı 11 parantezinde ya da kalsın ya da yazayım ya. 11 parantezinde A artı B bölü bakın bölü paydaya geldim. Bu A, A nedir? 10A 11A 1A çıkarttım geriye kaldı. 10A bölü 9 artı. Aynı şekilde diğer tarafta 10b bölü 9 olur. Eşittir 11 parantezinde a artı b bölü. Burası da 10 bölü 9 parantezinde a artı b yapar. A artı b'ler gitti. Ters çevirip çarpıyorum. 11 çarpı 9 bölü 10'dur. O da 99 bölü 10 oldu. 7. sorumuzun cevabı 99 bölü 10 ya da 9,9 olarak bulunmuş oluyor diyelim. 7. sorumuzda 9,9'dur arkadaşlar. 8. sorumuz x 1,24 4'te 1, 24, 4 devir. y 1,24 24'te 1, 24, 24 devir. z 1,24. Olduğuna göre sayıların küçükten büyüğe sıralaması nedir diyor. Açık açık yazalım. x dediğim sayı 1,2. Devreden ne? 4, 4, 4, 4, bla 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 bla. y'ye bakıyorum. 1,24, 24, 24 6, 6, yazıyorum ki net göreyim. 24 diye yazdım. Bu da tamam. Devam ediyorum. z dediğim sayı. 1,24. Devamı var mı? Evet var. Devamı da arkadaşlar bunun sıfırdır. Bu sıfırların bir amacı yok zaten. Peki. Şimdi sıralama yapıyorum. İlk basamak aynı. Tam kısım aynı. Ondalık kısım aynı. Aynı. Farklılaştığı noktada sayı zaten kendini fark eder. 4, 2, 0. Demek ki en büyük x sonra y sonra z olur benden bunu istiyordu. 8. sorumuzun cevabı x büyüktür y büyüktür z olarak bulunmuş oluyor. 9. sorumuz PQS. Sayıları verilmiş. 999 bölü 99, 998. 99, Q dediğim 777 bölü 776. S dediğim 666 bölü 66, 667. Olduğuna göre sayıların küçükten büyüğe sıralaması nedir diyor. Bak aradaki fark bir. Aradaki fark bir. Aradaki fark bir. Fakat bu bileşik. Bu bileşik bu. Basit kesir. Tamam. Basitse bu S sayısı en küçük zaten. Ben P ve Q'yu kıyaslasam yeter. Aradaki fark bir. Peki hocam. Aradaki fark birken formül neydi? Tabii ki de ezbere bilmiyorum. Ben yöntemim vardı neydi? 2 bölü 1, 3 bölü 2. Bu 2 bu 1,5 değil mi? Bu daha büyük. Demek ki sayı küçüldükçe bileşik kesirde sayı küçüldüğü sayı daha da büyüyor. O zaman Q sayısı en büyük. Demek ki P daha küçük oluyor. Q en büyük oluyor. S, P, Q. 9. sorumuz bu şekilde. S, P, Q olarak bulunur diyoruz arkadaşlar. 10. sorumuzda sayı doğrusunda 2 bölü 3 ile 4 bölü 5 sayısının ortasındaki rasyonel sayı kaçtır diyor. Şimdi bak söyleyeyim ben size. Mesela 1 ile 3'ün ortasında ne var desem 1 ile 3'ü toplayıp 2'ye bölmeniz lazım. Ortanca böyle bulunuyor. Demek ki buraya uzun uzun sayı doğrusu çizeceğim. Paylarını eşitleyeceğim. Buraya girmiyorum. Tam ortasındaki sayı istiyorsam 2 uçtaki sayıyı toplarım. 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i toplarım. Giderim 2'ye bölürüm. Tam ortadaki sayıyı bulurum. Bakın uzun uzun da yapabilirsiniz. Size bağlı. Yani burayı 5'te genişlet. Burayı 3'te genişlet. İşte 5 kere 2 10. 3 kere 4, 12. Tam ortada 11. 11 bölü 15 çıkacak. Bakalım buradan aynı çıkacak mı? Burayı 5'te. Burayı 3'te. 5 kere 2 10. Artı. 3 kere 4 12. Bölü 3 çarpı 5. 15 bölü 2 bölü 1. Ters çevireceğim. 22 bölü 15 çarpı 1 bölü 2 yaparım. 22'yi 2'ye böldüğümüzde buradan 11 bölü 15 gelir dediğim gibi tam ortadaki sayım 10. sorumuzun cevabını bize 11 bölü 15 olarak bulur. 11. sorumuzda m ve n pozitif tam sayı olmak üzere 1,166 devir sayısı m bölü n olarak yazıldığında m artı n en az kaçtır? Peki ben bu sayıyı kurcalıyorum. Bu sayıyı ben şöyle yazarım. 116 eksi devretmeyen kısım bakın burada 11 devretmiyor bölü virgülden sonrası için devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. 116'dan 11 çıkarttığımızda 10 çıkarttım 106 bir daha çıkarttım 105 bölü 90 şimdi sadeleştirelim 3'e bölünüyor 105'ü 3'e böldüm 35 70 evet 35 kaldı 3'e böldüm 30 geldi 5'e böldüm 7 geldi 5'e böldüm 6 geldi yani buradan 7 bölü 6 yazabileceğim en sade şekil bu. Benden m n'nin zaten en küçük değerini istiyor. Pozitif tam sayı hepsini sağlıyor. Buradan direkt bu arkadaş m bölü ne olursa m dediğim sayı 7'ye n dediğim sayı 6'ya. m artı ne en az kaçtır olabilir diyor. y artı 6'dan 13 oluyor. 11. sorumuzun cevabı 13 olarak bulunur. 12. sorumuz. A, B, C iki basamaklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Hepsi iki basamaklı. A artı 10 bölü. B artı 10 bölü C ifadesinin alabileceği en küçük değer. Şimdi dikkat. En küçük değeri nasıl bulurum hocam? Bakın şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Ben en küçük iki basamaklı sayıları yazacağım ya. Bak şimdi. Burada ben C sayısına girip 10 yazsam. Bak 10 yazsam. Çünkü ben buraya 100 de yazabilirim. Ama ters çevirdiğimizde o sayı büyür. O yüzden C'nin burada verebileceğimiz minimum değeri yazmamız lazım. Bakın toptan burası çünkü ters çevirip çarpılacak ya. Ben C'yi ne kadar büyütürsem yukarıdaki 10 ile sayı o kadar büyür. O yüzden bu C'yi minimum. Sonuçta bu B payda kısmına geldiği için maksimum olması lazım. Ben burayı da gidip 99 yazsam. Bak şimdi ne oluyor. A artı 10 bölü. 99 burası. Artı 10 bölü 1 burası. Ne oldu? A artı 10 bölü 100 oldu. Bu 1. Bu ifadenin en küçük değerini istiyor bu arada. Bir 0 1 0 gitti yani burası a artı 1 bölü 10 oldu. a sayısının yerine ben verebileceğim. iki basamaklı en büyük sayı 99 mu yazarım? En küçüğünü istiyormuş benden. a yerine yazabileceğim en küçük sayı gider 10 yazarım. Bak birbirinden farklı dememiş. C ve 10'u kullandık da A ile 10'u kullanabiliriz. Yani burası 10 artı 1 bölü 10 ki bu da 10 artı 0,1 demektir. O da 10 virgül 1 olmuş olur. Yani bu ifadenin sonucu en az 11,1 olarak bulunuyor. 12. sorumuz da bu şekilde bulunur arkadaşlar diyelim. Analizimizi yapalım. Fark ettiyseniz bir üst aşamaya geçtik. Aşama aşama. 12 çok güzel bir soru. Cidden orta seviye bir soru. 11 aynı şekilde çok güzel bir soru orta seviye. 10. sorumuz basit bir soru tabii ki. Yani temel seviye bir soru. 9 temel bir seviye bir soru. 8 güzel temel seviye bir soru. 7 güzel temel bir soru. Temel seviye soru diyelim. Ve 13. sorumuzla devam edelim. 13. sorumuzda x pozitif bir tam sayı olmak üzere x bölü 29 basit kesir, 15 bölü x bileşik kesir olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Ben biliyorum ki basit kesirse demek ki burası mutlak değerci 29'dan küçük yani pay kısmı mutlak değerci 29'dan küçük. Bunu anlama göre arkadaşlar bu dışarı şu şekilde çıkıyor x küçüktür 29 bir de x sayısı büyüktür. Eksi 29 yani kısaca eksi 29 ile 29 arasında. X pozitif bu arada. Bu bir. Daha sonra e, bu taraf bileşik kesirse demek ki 15 sayısı mutlak değerce x'ten büyük olacak. Bu da dışarı yine aynı şekilde. Bakın tersten okuyorum. Mutlak x küçüktür. 15 demektir küçük eşittir. Bu da dışarıya x sayısı eksi 15 ile 15 arasında olur. Ve x pozitif olduğuna göre X büyüktür, sıfırdır. Yani alacağı değerler 1, tam sayı olduğu için 2, bla 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 bla. 15'e kadar gider. Terim sayısı 15-1 bölü 1 artı 1'den toplamda 15 terim vardır diyorum. 13. sorumuzun cevabı 15 olarak bulunur. 14. sorumuzda X eşittir, 11 bölü 13 artı 15 bölü 7 bölü y 6 bölü 7 artı 15 bölü 13 olduğuna göre x artıya toplamı kaçtır diyor. Direkt bunları taraf tarafa topluyorum. Bakın şimdi. 15 bölü 17. 6 bölü pardon 15 bölü 7. 6 bölü 7. Paydalar aynı. 15 artı 6'dan sol taraf x artı y. 15 artı 6'dan 21 bölü 7 artı. Burası 11 bölü 13. 15 bölü 13. 15 11 daha. Burası da 26 bölü 13 olur x artı y eşittir. 21, 31, 41, 6 daha 47. Yaptığımız hataya bak. 21 bölü 7, 3 artı 26 bölü 13, 2. Buradan da x artı y eşittir. 5'tir diyorum. 14. sorumuzda 5 olarak bulunmuş oluyor. 15. sorumuzda a eksi 1 bölü 20 ifadesi pozitif bir tam sayı eşit olduğuna göre a'nın ondalık kısmı kaçtır diyor bakın. A'nın ondalık kısmını soruyor bana. Peki nasıl yapacağız hocam? Dikkatli bir şekilde izleyelim. A eksi 1 bölü 20 demek. Ben bunu ondalık olarak rahat rahat yazabilirim. 1 bölü 20 sayısı. Bu arkadaşı 5 ile genişletirsem 5 bölü 100 yapar. 5 bölü 100 dediğim sayıda 0 virgül 0 5'tir. Bak bu şu anlama geliyor. A eksi 0 0 5 eşittir 1 tam sayı. 3 gibi, 5 gibi, K gibi, Y gibi bir tam sayı. Benden A'nın ondalık kısmını istiyor ya. Eksi -0, 0, 0,05'i ben diğer tarafa atsam. Bakın ne oluyor sayı. A eşittir. 3 tam 0,5 oluyor. E benden ondalık kısmını istiyor. Bunun ondalık kısmı 0,5. Yani kısaca veya tamam şöyle yapalım ya. A sayısı 3,05'tir. Bunun ondalık kısmı da 0,05'tir. Şıklarda nasıl verdiğinize göre değişir tabii ki de. Ondalık kısmını böyle gösterelim biz. 0,05'tir. 15. sorumuz 0,05 olarak bulunmuş oluyor. Sadece ondalık kısmını istediği için tam kısımda işimiz yok. Bu şekildedir veya 0,5 veya 5 artık hangisini istiyorsam. Şıkta hangisini veriyorsak. Ben 0,05 olarak istemişim burada. Niye öyle istemişimdir? Çünkü 0 0,5 mi yazacaksınız, 5 mi yazacaksınız? Neyse burası önemli değil. Yani anladıysanız mevzuyu tamam. Ondalık kısım 0,05. Tam kısımda işimiz yok. 16. sorumuz 2,49 devir artı 3,49 devir bölü 0,7 devir artı 1,2 devir işleminin sonucu kaçtır? Dediğim gibi arkadaşlar sonu eğer 9 devrediyorsa işimiz kolay. Yanındaki sayıyı 1 arttır. 5 burayı 0 yap. Ne oldu yukarısı? 2,50. 2,5 oldu. Artı yanındaki arkadaşı 1 arttır. 5 burayı 0 yap. 3,50 ki bu da 3,5 oldu. Bölü alt tarafa geldim. 0,7 devir. 0,7 7, 7, 7, 7. Bak güzel çözüyorum. 1, devir. 1, 2, 2, 2, Tabii sonsuza kadar gidiyor bunlar. Taraf tarafa topluyorum. 7 artı 2, 9. 9, 9, 9. Burası 1,9 9, bla, bla bla bla. Yani kısaca paydası 1, 9 devir. Bu nasıl yapılır? Yanındaki sayı 1 arttırılır. 2. virgül bu arkadaş sıfır olur. Yani 2 tam buldum burayı. 3,5. 2,5 daha. 3,5, 4, 2 daha. 6 bölü 2... Buradan da 3 bulurum. 16. sorumuzun cevabını 3 olarak bulmuş oluyoruz. 17. sorumuzda 5 bölü 3 eksi x bölü x artı 2 kesrini, kesrini tanımsız yapan x değerlerinin toplamı kaçtır? Tanımsız yapan dediğim paydaya gelen kısımlar sıfır yapan değerler benim tanımsız yapan değerlerimdir. Mesela bu x artı 2 sıfır olduğunda bakın x artı 2 0 olduğunda tanımsız olur. 2 diğer tarafa attım. Demek ki x eşittir eksi 2 değerim benim için tanımsızdır bu bir. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü ben burada bir payda eşitlesem. 5 bölü 3 çarpı x'ten 3x artı 3 kere 2'den 6 eksi x bölü payda x artı 2. Bakın şimdi. Burası paydara ya. Ters çevirip çarpıyorum bir daha. 5 çarpı 3x. Burada x artı 2 pay kısmına geldi x artı 2 bölüp paydada ne kaldı? 3x eksi x'den burası 2x oldu. Yanında artı 6 var. Yani totalde 5x artı 10 bölü 2x artı 6 oldu. Gördüğünüz gibi paydaya bir daha x ifade geldi. E, bu da sıfırdan farklı olmak zorunda. 2x artı 6'yı sıfır yapan değer tanımsız yapar. 2x'i eksi 6 yapar. x'i de eksi 3 yapar. Yani tanımsız yapan bir eksi 2 var. Bir de eksi 3 var. Benden bunların toplamını istiyor. Eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 yaptı. 17. sorumuzun cevabı eksi 5 olarak bulundu. 18. sorumuzda A sayısı 20 bölü 17, B sayısı 10 bölü 9 ve C sayısı 5 bölü 3. Olduğuna göre ABC'nin doğru sıralaması nedir diyor bana. Şimdi baktığımızda hepsi bileşik kesir. Payda pay eşitlemiyorum ki burada eşitleyebilir miyim, Eşitleyebilirim. Aradaki farkları eşitten gidecektim ama 20, 10 ve 5. Bu arkadaşı 2 ile genişletip Bakın ne yaptım? 20 yaptım pay kısmını. Bu arkadaşı 4'te genişletsem. Genişletsem. A sayısı 20 bölü 17. B sayısı 2 çarpı 10'dan 20 bölü 18. C sayısı da 4 çarpı 5'ten 20 bölü 12. Bitti. Hepsinin pay kısmı aynı. E, yine ezbere gitmiyorum. Öğrendim tek bir şey var arkadaşlar. Pay kısımları aynı iken. Mesela 2 bölü 3, 2 bölü 4, 2 bölü 2. Bak bu 1. Bu 1'den daha küçük bir sayı. Daha da küçük bir sayı. Yani ne oluyor sayı? Küçülüyor. Demek ki sayılar küçüldükçe veya pay kısımları aynı iken payda küçükken sayı daha büyüktür. O zaman C sayısı en büyüktür. Sonra sonra A çünkü 17. E son en sonda B. C B. 18. sorumuz CAB olarak bulunmuş oluyor. Bu sayfamızı da bu şekilde bitirmiş olalım. Güzel soru farklı soru ne vardı? 18 klasik soruydu. 17 bir tık öteye gitmişti normal sorulardan. 16 bence güzel bir rasyonelle devirli ondalık kısım karıştıran güzel bir soruydu. 15 hoş bir soruydu. Bunun artılısı da var. 14 kolay bir soruydu. 13 güzel bir soruydu değil. Ve de 19 ile kaldığımız yerden temel seviye sorulara devam edelim. Diyor ki 19 H ve K pozitif tam sayılardır. H bölü K artı 3 eşittir. 5,8 olduğuna göre 1 bölü h artı 2 bölü k ifadesi en çok kaç olabilir diyor. Bulalım. 3'ü diğer tarafa attığımızda h bölü k eşittir. 5,8'den 3 çıkarttığımda geriye 2,8 yani kısaca 28 bölü 10 kalır. Sadeleştirelim. Bakın ki en çok en çok olması için h'ın ve k'nın minimum olması lazım. Ve hk pozitif tam sayı olacak. Sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 5 soru bitti. O zaman h dediğim sayı minimum 14. K dediğim sayı minimum 5'tir. Geldim buraya. 1 bölü h dediğim yere 14 yazdım artı. 2 bölü k dediğim yere de 5'i yazdım ve sonucu bulalım. 14 ve 5 ortak 70'e gelir. Burayı 5 ile burayı 14 ile genişletirsem ben. 5 kere 1'den 5 artı. 14 kere 2'den 28 bölü. Payda 70. O da 33 bölü 70 yapar. 19. sorumuz 33 bölü 70 olarak bulunmuş oluyor. 20. sorumuz a eksi b bölü a eksi b bölü a eksi -B, b bölü bla 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 bla. Nereye gidiyor c'ye? Sonsuza giden ifadesinde c eşittir 6. Şimdi sonsuza kadar bu giden ifade 6'ya gidiyorsa. E ben biliyorum ki gösterdiğim bu mavi yerde yine sonsuza kadar gidiyor. E burası da 6'dır. Yani soru nasıl değişiyor? a eksi B bölü 6 eşittir 6 oluyor. Bitti. B'nin A cinsinden değerini istiyorum. Payda eşitleyelim. 6 çarpı A'dan 6A. Eksi B bölü 6 eşittir. 6 ya. İçten dışlar çarpım. 6A eksi B eşittir. 6 kere 6'dan 36 yap. B'nin A cinsinden değeri. B'yi bu tarafa attım. B eşittir. 36'yı bu tarafa attım. 6A eksi 36. Bu da bana 20. soruyu. 6A eksi 36 olarak bulunmuş oluyor diyelim. Ve 20. sorumuzun cevabını da bu şekilde bulmuş olalım arkadaşlar deyip temel ve orta seviye soruyu bu şekilde 20 ile tamamlıyoruz. Şimdi çıtayı yükseltip orta ve ileri seviye 21'den 42'ye kadar devam edeceğiz. 42 soru var toplam. Ve başlayalım. Diyor ki bana 21. sorumuzda 2 artı 2 bölü 3 çarpı 3 artı 3 bölü 4 çarpı 4 artı 4, 4, 4, 4 bölü 5 bla 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 bla. En son n artı n bölü 11 çarpımının n eşittir 10 için değeri kaçtı? Yani en son neymiş? 10 artı 10 bölü 11. Sorularda güzellik olan şey bakın. 2, 2. Ne yaptım burayı? 2 parantezine aldığımda geriye 1 artı 1 bölü 3 kaldı. Çarpı. Burayı 3 parantezine aldığımda geriye 1 artı 1 bölü 4 kaldı. Çarpı dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. En son 10 parantezine aldığımda buraya 1 artı 1 bölü 11 kaldı. Bu birinci aşama. Sonra e, 2 çarpı, 3 çarpı bla 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 bla. En son 10 çarpımı. E, burası 1'den. Yani 1 zaten kafadan var. 1'den 10'a kadar olan çarpım var burada. Yani kısaca burada 10 faktöriyel var. Çarpı. kesirli işlemleri yapıyorum. 3 kere 1, 3. Bir daha. 4 bölü 3 çarpı. 4 kere 1, 4. Bir daha. 5 bölü 4 çarpı. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. 11 kere 1, 11 artı 1'den. 12 bölü 11 Gördüğünüz gibi 4 bölü 3, 5 bölü 4 burası 6 bölü 5 tabii ki de. Gördüğünüz gibi 4'ler 5'ler 6'lar dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. 11'ler gittiğinde geriye 10 faktöriyel çarpı 12 bölü 3 kaldı. 12 3'e böldüğümüz 4 geldi. Yani kısaca 4 çarpı 10 faktöriyel oldu. 21. sorumuzun cevabı 4 çarpı 10 faktöriyel olarak bulunmuş oluyor. 22. sorumuzda B ile C aralarında asal olmak üzere 10,45 ondalık sayısının tam sayılı kesir biçimde yazılışı. A tam B bölü C olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır diyor. O da şöyle yazılır. 10,45 sayısı tam sayı olarak 10 artı bakın 45 bölü virgülden sonra 2 basamak var. 100 olarak yazılır. Bu bir. Şimdi A artı B artı C toplumu en az olacak. B ile C araları nasıl olacak? B ile C araları asal demek? Bunları sadeleştir demek. Sadeleştiriyorum. 5'e böldüm 9. 5'e böldüm 20. Daha da sadeleşmez. Yani ben bu sayıyı 10 artı 9 bölü 20 olarak yazarım. Ve bu da A artı B artı C toplumunu en az yapar. Ki bu tam sayı olarak 10 tam 9 bölü 20 demektir. Yani A dediğim sayı 10. B delim sayı 9. C dediğim sayı 20'dir. Benden bu toplamın en az olmasını istiyor. 20-39'da 39 yaptı. 22. sorumuzun cevabı 39 olarak bulunuyor. Güzel bir soru. 23. sorumuz. 1 A bölü 4 eşittir. X bölü X artı Y. B bölü 4 eşittir. Y bölü X artı Y olduğuna göre B'nin A cinsinden eşittir. Demek ki benim bu X'lerden kurtulmam lazım. Y'lerden. Y Payrası X, X artı Y. X Y. Net bir şekilde ben bu iki arkadaşı taraf tarafa toplasam sol taraf a bölü 4 artı b bölü 4 eşittir sağ taraf x bölü x artı y artı buradan da geldi y bölü x artı y bu bir. Sonra paydalar 4 e o zaman hocam pay kısımları a artı b bölü 4 eşittir burası da x artı y bölü x artı y geldi x artı y'den sadeleşti 1'e 1 bir. ne kaldı sol tarafta? A artı B bölü 4 eşittir 1'e. B'nin A cinsinden değerini istiyor. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. A artı B eşittir 4'e. B yalnız bırakacağım. B eşittir 4 eksi A'ya. 23. sorumuzun cevabı 4 eksi A olarak bulunuyor. 24. sorumuzda yine klasik tarzda bir soru. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere. A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 34 bölü 7 olduğuna göre A artı B artı C toplumunda kaçtır? Nasıl yapılır hocam? Bakın şimdi. Dikkatli izleyin. 34 bölü 7 sayısını ben tam sayılı kesir olarak yazıyorum. Nasıl yazarım? 34 sayısını gidip 7'ye bölerek böldüm. 7 kere 4 28 kalan 6. Bu sayı şöyle yazılır. 4 tam 6 bölü 7. Burada gördüğünüz 4 burada gördüğünüz A'dır. Bakın burası A sayısıdır. Bu 1. E burası 6 bölü 7 olacak. Pay kısmı 1 ise. Ben 6 bölü 7 sayısını şöyle yazarım. 4 artı bakın 1 bölü 7 bölü 6. 6 bölü 7'yi paydaya ters çevirip yazdım. Tamam. Bu 1'i de elde ettim. Güzel. E burası B tam 1 bölü C'ymiş. Demek ki ben 7 bölü 6'yı yine 7'yi 6'ya bölüyorum. 1 kere 6 6 kalan 1. O zaman hocam 4 artı 1 bölü 1 tam 1 bölü 6'dır bu sayı. Soru bitti. 7 bölü 6'yı buraya yazdım. Hepsi çıktı ortaya nedir? A dediğim sayı 4. 1 bölü bakın 1 bölü 1 B dediğim sayı 1 artı 1 bölü C. C dediğim sayı da 6'dır. A artı B artı C istiyor bizden. 6 artı 4 10. 1 daha 11 yaptı. 24. sorumuzun cevabı 11 olarak bulunmuş oldu. Diyelim ve bu sayfamızda bu şekilde tamamlayalım. Daha orta seviye sorulardı yani temel ortadan bir tık daha orta ileriye dönük sorulardı. 24 bence çok güzel bir soru. Yani tam olarak tam sayı kesi öğreten bir soruydu. 23 yine klasik tarzda bir soruydu. 22 yine klasik tarzda bir soruydu. 21 güzel bir soruydu. Orta ileri seviye yakın bir soruydu. 20 yine güzel bir soruydu ve 19 güzel bir soruydu deyip bir sonraki sayfaya 25. sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25. sorumuzda x, y ve z sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere. x artı y bölü z kesrinde x sayısı 2 arttırılır. y sayısı 2 azaltılır. z sayısı yeriye düşürülür ise yeni değeri ne ise yeni değeri nedir diye soruyor bana. Gelin yeni değerimizi bulalım arkadaşlar. Bakın şimdi x sayısını ben 2 arttırırsam benim sayım x artı 2 olur. y sayısı 2 azaltılırsa benim sayım artı y eksi 2 olur ve z sayısı yarıya düşürürse bölü z bölü 2 olur. Bakalım yeni değerimiz demiş. Gördüğünüz gibi artı 2 eksi 2 götürüyor. Yani pay kısmında x artı y kalıyor. z bölü 2 ters çevriliyor. Oluyor sana 2 bölü z 2'yi içeride arttığımızda 2x artı 2y bölü z benim yeni değerim oluyor. 25'in sorumuzun cevabı bu şekilde. Temel seviye aslında bu orta devirde temele yakın bir soru diyelim. 25. sorumuz bu şekilde bulunmuş oluyor arkadaşlar. 26. sorumuzda A ve B doğal sayılar olmak üzere. A B bölü artı B eşittir. 0,39 devir olduğuna göre A eksi B farkının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor bana. Bakın A eksi B farkının alabileceği en küçük değer bulalım. 0,39 devir demek. Bakın 0, 39 devir demek. Bu 9'dan dolayı sol basamak 1 artar 4 olur. Sağ basmak 0 olur. Yani benim bu sayım 0,40'tır. Yani kısaca bu sayı benim 0,4'tür. Yani kısaca bu sayı benim 4 bölü 10 olarak yazılır. Bakın şimdi a eksi b bölü a artı b eşittir 4 bölü 10 dedik. Şimdi a ve b doğal sayı. Benden a eksi b'nin bakın a eksi b'nin alabileceği en küçük değeri istiyor. Şimdi ben bunu sadeleştirebilirim. Ne yaparım? 2 bölü 5 derim. O zaman hocam a eksi b sayısına 2 en azını bulmak için a artı b sayısına 5 dersem. Bakın taraf tarafa topluyorum. B'ler gitti. 2 a eşittir 7'ye. A ne oldu buradan? 7 bölü 2. Bu olamaz. Mümkünatı yok. Soruyu zaten orta üst seviyeye çıkaran olay bu oluyor. Yani sen a eksi b en az 2 olur dersen yanlış oluyor. Çünkü o zaman a'nın 7 bölü 2 olması lazım. Fakat a ve b doğal sayı. Demek ki sadeleştirmeyeceğim. Bakın. A eksi B 4'e A artı B 10 olursa taraf tarafa topluyorum Bela gitti. 2A 14'ten A sayısı 7 doğal sayısı oluyor. A 7 ise B de 3 oluyor. Bitti. A eksi B farkının alacağı en küçük değer bu şekilde bulunmuş oluyor. Tamamdır arkadaşlar. Yani ne oluyor? 7 eksi 4'ten 7 eksi 3'ten 3 4 oluyor. Tamam. Cevabımız 4'tür diyorum. 26. sorumuzun cevabı 4 olarak bulunmuş oluyor. 27. sorumuzda A sayısı eksi 1 virgül 1247 B sayısı eksi 1 virgül 125 C sayısı eksi 1 virgül 12 olduğuna göre ABC'nin küçükten büyük sıralaması önce eksileri unuttum sayılar pozitifmiş gibi çözüp en son yön değiştireceğim boşluk kısımları sıfırları doldurdum bakın sıralıyorum tam kısımlar hepsinin aynı 1 1 1 sonra 1 1 1 2 2 2 bir sonraki basamağa geçtik 4 5 0 en büyük 5 olduğuna göre B büyüktür. Sonra 4 yani A büyüktür C. Bu sayılar sayılar pozitif olduğunda. E sayılarımız bizim negatif olduğuna göre bu arkadaşlar yön değiştirecek. Demek ki benim normal değerim B küçüktür. A küçüktür. C'dir. 27. sorumuzun cevabı B, A, C olarak bulunmuş oluyor. 28. sorumuzda A pozitif ondalık sayıdır. Bakın A eksi 1 bölü 40 ifadesi bir tam sayı olduğuna göre A'nın virgülden sonraki kısmı nedir diyor bana. Bu sefer A'nın virgülden sonraki kısmını sormuşum ben size. İster yine devirli yazın ister devirsiz yazın fark etmez. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Aynı mantık gidelim. A eksi 1 bölü 40 sayısı bir tam sayı işte olsun. Herhangi bir tam sayı bu sefer 1 aldım. Demin 3 almıştım bu sefer 1 aldım. Bakın. 1 bölü 40 sayısını ben devirde ondalıklı olarak yazıyorum. Evet. Ondalıklı olarak yazıyorum. Şimdi 40 100 yapamam paydayı. Ama 1000 yapabilirim. 1000 olması için de Şimdi 10, 25. Şöyle yapalım mı? 1'i 40'a bölmeyeyim değil mi? Yani kafanızdan göremiyorsanız kaç çarpacağınızı. Bakın mesela 5 ile çarpsam 200 oldu. Olmadı. 25 ile çarpsam normalde 25 çarpı 4, 100 yapar. Ne oldu? 1000 oldu. Yani burası 25 ile çarptığımızda A eksi 25 bölü 1000 oldu. Eşittir 1'e. E burası A eksi 0,01. 25 oldu bakın virgülden sonra. 3 basamak. 0,025 eşittir bir tam sayısı. Bunu diğer tarafa attığımızda A eşittir 1,025 yapar. Benden ondalık virgülden sonraki kısmı istiyor. Bakın A'nın virgülden sonraki kısmını istiyor. Virgülden sonraki kısım 0,25. Yani kısaca 25 olarak alabiliriz diyelim. 28. sorumuzun cevabı da 25 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 29. sorumuzda x, y, z birer rakamdır. x artı y artı z 12 olduğuna göre x virgül y, z artı y virgül z, x artı z virgül x, y onluluk sayılarının toplamı kaçtır diyor. Alt alta yazıyorum. x virgül y, z. Bakın. Sakın sakın değer vermeye çalışmayın. y virgül, ha değer verseniz çıkar mı çıkar ZX. z, x. z virgül x, y. Ben bu üçünü taraf tarafa toplarsam. Bakın şimdi ne yapıyorum. En sağdan başlıyorum toplamaya. x artı y artı z. Ne vermiş? 12. 12'nin x'ini yazdım. Elde var 1. Devam ediyorum toplamaya. x artı y artı z 12. 1 de eldeden geldi. 13'ün 3'ü Elde var 1. Devam ediyorum. x artı y artı z 12. Bir de eldeden geldi. 13 3 virgülü aynını indirdim. E o zaman 29. sorumuzun cevabı 13 32 toplam olarak bulunuyor. Ve 29 13 virgül 32'dir. Arkadaşlar 30. sorumuz 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 4 bla 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 1 eksi 1 bölü a olduğuna göre a sayısı kaçtır diyor. Payda işleyerek geliyorum. 2 kere 1 2 1 çıkarttığımızda 1 bölü 2 çarp 3 kere 1 3 1 çıkarttım 2 bölü 3 çarpı 4 kere 1 4 1 çıkarttım 3 bölü 4 çarpı dıgı 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 a kere 1 a 1 çıkarttım a eksi 1 bölü a eşittir diğer taraf 1 bölü 2a eksi 9. Şimdi arkadaşlar fark ettiğiniz üzere 2'ler, 3'ler, 4'ler a eksi 1'ler gitti. Sol tarafta geriye 1 bölü a kaldı. Sağ tarafta 1 bölü 2a eksi 9 kaldı. Hemen çapraz çarpıyorum. 2a eksi 9 eşittir a'ya. a'yı bu tarafa attım. a geldi eşittir. Eksi 9 diğer tarafa 9 gitti. Bu da 30. sorumuzu bize 9 olarak buldurmuş oluyor diyelim ve bu sayfamızı da bu şekilde bitirmiş olalım. Güzel bir sayfaydı. 30. sorumuz güzeldi. 29 güzeldi aynı şekilde. 28'in benzerini yapmıştık zaten. 27. sorumuz güzel bir sıralama sorusuydu. 26. sorumuz yine mantıklı. Görmesi zor bir soruydu. 25. sorumuz orta seviye diyelim ve 31 ile kaldığımız yerden devam edelim. 31. Sorumuz da 2 artı 2,1 artı 2,2 artı 2,3 artı dıgı dıgı en son 6,9 işleminin sonucu kaçtır diyor bana. Şimdi arkadaşlar ben bu sayıları Uygun yazıyorum. Yani bunun bir virgülden sonra bir basamak, bir basamak, bir basamak. Bu 10 olarak yazılır. E bu 2 dediğim sayıda ben şöyle yazarsam. 20 bölü 10 artı 2 virgül dediğim sayı 21 bölü 10 artı 22 bölü 10. Bu 2 virgül 2 artı degadık, 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 artı en son sayıda 69 bölü 10. Soru bitti. Eşittir. paydası hepsinin 10. Pay kısmı da şöyle yazılır. Son terim ilk terim belli. Bakın son terim 69 eksi ilk terim 20 bölü artış miktarı birer birer artıyor. Artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 yazdım ve soru bitti. Eşittir. 69'dan 20 çıkarttığımızda 69 59 49 bir daha 50 çarpı burası 69 79 89 bölü. 2 geldi. Bölü 10 çarpı 10 buraya yazdığımızda soru bitti. Bir sıfır bir sıfır götürdü. Kesili gelecek. 89 çarpı 5 yaptık. 89 çarpı 5. 8 kere 9 kere 5 45'ten 4. 5 kere 8 44 daha 440. Yani pay kısmının 445 bölü paydası 2'dir. 31. sorumuzun cevabı 445 bölü 2 veya 222 buçuk olarak da yazılır diyelim. 31. sorumuzu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. 32. sorumuzda 10 bölü 7 kesirinin virgülden sonraki 86. basamağındaki rakam kaçtır diyor. Ne yapıyorum? Gidiyorum. Ben 10 sayısını bölmemeye kadar 7'ye bölüyorum. 1 kere 7, 7. Kalanımız 3. 3'te 7 yok. 1 0, 1 virgül. 30'da 7. 4 defa var. 7 kere 4, 28. Kalanımız 2. 1 0 attım. 7, 14, 2 defa var. 2 kere 7, 14. Kalanımız 6. Bir sıfır attım. 60'da 7. 7 kere 8, 50, 6. Kalanımız 4. 4, 4 var mı? 4. Bir sıfır attım. 40'da 7. 7 kere 5, 30, 5. Kalanımız 5. Bir sıfır attım. 50'de 7. 7 kere 7, 49. Kalanımız 1. Bak en başa döndüm. Bir sıfır attım. 10'da 7 bir defa var. 10'da 7 bir defa var. Yazalım. Yazalım 10'a yazalım. 1 kere 7 7 kalanımız 3. E 3'te kalan 4 oluyordu. Bundan sonra 1 4 2 8 5 7 1. Bu şekilde tekrar ediyor. Yani benim devreden kısmım devreden kısmım hı hmm, şöyle. 17'ye böldüm. 3 3'ü. 30 yine 31 28. 4 defa var. Tamam, burası geliyor. Benim devreden kısmım dikkat en baştan almıyorum. Benim devreden kısmım şu oluyor. Yani ben sayıyı şöyle yazıyorum. 1 4 2 8 5 7 ondan sonra 1 4 2 8 5 7 bu arkadaş devrediyor. Benden 86. basamağı istiyor. Şimdi 86. basamağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 86. basamak. 5 basamak burada var. Ne yaptı? Buradan 81. basamağı bulacağım E her 6'da kendini tekrar ettiğine göre. 81 sayısını ben 6'ya bölsem. 1 kere 6, 6. 21. 3 kere 6, 18. Fazlalık 3. Şöyle yapıyorum. Şimdi bu 86, 80 basamak istiyor ya. 5 basamak burada. 81. basamak burada. Saydım, 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 saydım. 13 defa 6 saydım. Sonra 3 daha sayacağım. Bakın 3 daha sayacağım. Demek ki şu anda 7'yi bitirdim. 13. 6. Sonra 1 2 yazdığımda benden 81. basamağı istiyor. 81-80-79 yani 1 4 yazıp 3 sayıyorum. Şu 3 sayıyorum. 1-2-3-2'ye denk geliyor. Bu da 32. sorumuzun cevabını bize 2 olarak buldurmuş oluyor. Güzel bir soruydu. İşaret Umarım tekrar edersiniz. 33. sorumuzda 2 bölü a eksi 6 bölü b eksi 1 bölü a eksi 2 bölü b eksi 2 bölü c artı 3 bölü b eksi 1 bölü a ifadesinin eşit nedir? Parantezlerden kurtulmak istiyorum. Kurtulalım. En başa müdahale etmeden. 2 bölü A eksi 6 bölü B eksi içeriye dağıttım. Eksi 1 bölü A artı 2 bölü B eksi dağıttım artı 2 bölü C. Sonra burayı direkt parantezi kaldırdım. Artı olduğu için 3 bölü B eksi 1 bölü A. Şimdi ortaklar varsa götürelim. Eksi 1 bölü A Eksi 1 bölü de A'da. Eksi 2 bölü A. 2 bölü A burada var. Bu arkadaş bunları götürdü. Bu bir. Başka. Eksi 6 bölü B. 2 bölü C'ye daha. Eksi 6 artı 2'den. Bunlar C'li B'li olmaz. Eksi 6 bölü B. 2 bölü B daha. Eksi 6 2 daha. Eksi 4 bölü B. Bu bir. 2 bölü C. Bir tane daha B varmış ya. Eksi 6. 2 daha. Eksi 4. 3 daha eksi 1 bölü b geldi. Artı yanında bir de burada 2 bölü c var. Ben de zaten bunu istiyordum. Eksi 1 bölü b artı 2 bölü c'den 33. sorumuzu payda eşitleyelim bir de. Öyle vermiş Burayı c burayı b ile genişlettim. Ne yapar? 2b eksi c bölü b çarpı c. 33. sorumuzun cevabı 2b eksi c bölü b çarpı c olarak bulunmuş oluyor. 34. sorumuzda 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 eşittir x olduğuna göre 5 bölü 2 7 bölü 3 9 bölü 4 11 bölü 5 13 bölü 6 toplamının x cinsinden eşiti nedir diyor. Gidiyorum bunun cevabına y ediyorum ve bakıyorum şansımıza ki ben böyle yazdım için şansımıza direkt ben bunları taraf tarafa toplasam bakın 4 sayısını yazdım 4 sonra eksi 1 bölü 2 5 bölü 2 daha 5 1'den ne yaptı? Artı 4 bölü 2 artı sonra 7 bölü 3 eksi 1 bölü 3 daha 6 bölü 3 artı 9 bölü 4 9 bölü 4 eksi 1 bölü 4 daha artı 8 bölü 4 artı 11 bölü 5 eksi 1 bölü 5'ten 10 bölü 5 artı 13 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan 12 bölü 6. Ne yaptı bu işlemin sonucu? x artı y tamamdır x artı y eşittir. 4 burası artı. 4 bölü 2'den 2 burası artı. 6 bölü 3'den 2 artı. 8 bölü 4'den 2 artı. 10 bölü 5'den 2 artı. 12 bölü 6'dan 2 yaptığımızda 4, 6, 8, 10, 12, 14 yapar. Bu da x artı y eşittir. 14 olur. 34. sorumuzun cevabı bitmedi. X cinsinden değerini istiyor. Değil mi? Toplamının x cinsinden değerini. Yani y eşittir. 14 eksi x yapar. Bu da bana 34. sorumuzun cevabını 14 eksi x olarak bulmuş olur. 35. sorumuzda a artı 0,065 bölü 0, 0,5 toplamı bir pozitif tam sayı ise a sayısının virgülden sonraki ondalık kısmı nedir? Bunun eksilisini yaptık. İlk defa artısını yapacağız. Önce virgül kaydırmam gerekiyor. 1, 2, 3 virgül kaydırdım. 1, 2, 3 virgül kaydırdım. Ne oldu? a artı Pay kısmı 65 bölü. Paylası 2 sıfır attım. 500 oldu. Paydanın onun kuvveti olması lazım. Ve şansımızı her iki tarafı 5'e bölersem. Buradan 13 geldi. Buradan 100 geldi. Yani benim sayım A artı 13 bölü 100 oldu. Bu da A artı ondalığa çeviriyorum bunu. 2 virgülü yazıyorum. 0 virgül 13 demektir. E bu ikisinin toplamı bir tam sayı eşitse. Diyelim ki bir tam sayısına. Bakın A'yı buluyorum. 0,13'ü diğer tarafa attım. A eşittir 1 eksi 0,13'tür. Bulalım. Bir sayısından 0,13'ü çıkarıyorum. Çıkartalım. Bir onluk attım. Bir onluk 10 attım. 10'dan 3 çıktı. 7. 9'dan 1 çıktı. 8. Burada 0 kaldı. 0,87. Yani A dediğim sayı 0,87'dir. Benden virgülden sonraki ondalık kısmı istiyor. O da 87 oluyor. 35. sorumuzun cevabı 87 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 36. soruda a eşittir 3,45678 devir, b eşittir 2,935 devir. Olduğuna göre a artı b sayısının kaç basamağı devreler Bunu yöntem olarak konu anlatımında verdik nedir? 1, 2, 3, 4, 5 sayısı ile 1, 2, 3, 3 sayısının o ok, keki 15'tir. Demek ki a artı b'nin 15 basamağı devreder. Bu bir. Bu birinci bulunma yöntemi. Peki, tabu kolay yöntem, bu kolay yöntem ezbere yöntem. Diğer yöntem nedir hocam? Diğer yöntem ise A sayısını açık açık yazıyorum. A eşittir 3 virgül. Bakın, 4, 5, 6, 7, 8. Bir kere açtım. Bir daha yazıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Yeter. 4, 5, 10, 15, 20, 25. Bir tane daha yazayım, garanti olsun. 4, 5, 6, 7, 8. Sonra B sayısını yazıyorum. B eşittir. 2, 935. 6, alta gelmesi lazım. 935, 935, 935, 935, 935, bla bla bla. Zaten 15 basamak devrediyor. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15. Bir tane daha yazayım hadi. 935. Peki, Buraları buldum. Diyelim ki sonsuzdan geldim. 6 artı 5 11'den bir elde var bir. 5 3 8 1 daha 9. 4 artı 9 13 elde var bir. 8 artı 5 13 1 daha 14 elde var bir. 7 artı 3 11 daha 11 elde var bir. 6 artı 9 15 1 daha 16 elde var bir. 5 artı 5 10 11 elde var bir. 4 artı 3 7 1 daha 8. 8 artı 9 17 elde var bir. 7 artı 5 12 bir daha 13 elde var 1. 6 artı 9 bir daha 10 elde var 1. 5 artı 9 14 bir daha 15 elde var 1. 4 5 9 bir daha 10 elde var 1. 8 3 11 12 elde var 1. 7 9 16 bir daha 17 elde var 1. 6 5 11 bir daha 12 elde var 1. 5 3 8 bir daha 9. 4 9 4 9 daha 13 elde var 1. 1 virgül 3 2 5 bir daha 6. Bakın en son... Şu 2'yi merak etmeyin. Şimdi tekrardan yeri söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 391. Sonra bu şekilde devam edecek. Bakın burası 392. Hocam bu 2 bu 1. Merak etmeyin. Mesela buraya yine ben 935 yazsaydım. 9 artı 7 16 elde var. 1. 1 de buraya yazacaktım. 392 olacaktı. Yani bu 6'da bir önceki devirden gelecekti. Yani 392 ile Buraya kadar olan kısım 15 basamak devreder. Bir 15 basamak daha yazsanız aynı sonuç çıkacaktır merak etmeyin diyorum. 36. sorumuzun cevabı bu şekilde bulunmuş oluyor. Kısa yolu da bu devreden kısımla bu devreden kısmın 5 basamak 3 basamak o kekleri 6 basamak olarak bulunmuş oluyor diyelim. Ve ve 36 güzel bir soruydu. 35 yaptığımız sorunun diğer tarafından yapılmış bir soru. Yani artılı bir soruydu. 34 yine klasik bir soruydu. 33 rasyonel sayıların aslında parantezi dağıtıp dağıtmamanın ne kadar önemli olduğu bir soruydu. 32. sorumuz yine güzel bir soruydu. Bu testin en güzel sorusu diyebilirim 32'ye. 31 klasik bir soruydu deyip 37. soruyla son sayfamıza başlayalım. 37. sorumuzda A, B, C birer rakam olmak üzere 2,84 eşittir A artı B bölü 5 artı C bölü 25 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az Kaçtır diyor. Bakın şimdi ne yapıyorum. Bu 2,84 sayısını ben nasıl yazayım? Yani buraya bunu yazmak istiyorum. O zaman şöyle yapayım. Burayı 2 ile genişletelim. Burayı 4 ile genişletelim. Sağ taraf A artı 2B bölü 10 artı diğer tarafta 4C bölü 100 oldu. Ve ben bu sayıyı 2,84 sayısını 2 tam bu 84 bakın 84 öyle mi diyelim? Yok ya. Burayı 10 genişleteyim ben. Evet, hiç şey yapmadım. 10 çarpı 2'den 20B artı 4C bölüp alt taraf ne oldu? 100 oldu. E burası da 84 bölü 100 oldu. Yani 20B artı 4C 84 oldu. 20B artı 4C eşittir 84'e. A dediğim sayı zaten direkt 2'dir. A sayısı direkt 2'dir. Peki bu eşitliği sağlatacağım. Sonucu 84 yapmak için... B dediğim yeri 4, 80 yaptım. C dediğim yeri de 1 yazdım. 4 de buradan 84 geldi. A artı B artı C toplamı en az kaçtır? A 2, B'si 4, C'si 1, 4, 2, 6, 1 daha 7 yapar. 37. sorumuzun cevabı da bu şekilde en az 7 olarak bulunmuş oluyor. 38. sorumuzda x artı y 1 bölü 3, y artı z 1 bölü 4 ve x artı z 1 bölü 5 olduğuna göre x, y, z'nin doğru sıralaması nedir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar 3'ün alt alta yazıyorum. x artı y 1 bölü 3 y artı z 1 bölü 4 bir tık daha yaklaştırayım. Son olarak x artı z 1 bölü 5. x artı z 1 bölü 5. Ben bu üçünü toplarsam. Toplayalım. Ne yaptım? x x'ten 2x geldi. Artı y y'den 2y geldi. Artı z z'den de 2z geldi. Eşittir. Diğer taraf 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 yaptı. Bu 1. Sonra her yeri 2'ye böldüm. X artı Y artı Z eşittir. Her yeri 2'ye böldüğümüzde 2'ye böldüm, ikiye böldüm, ikiye böldüm. Burası 1 bölü 6. Burası 1 bölü 8. Artı burası da 1 bölü 10 oldu. Bu bir. Şimdi X, Y, Z'yi ben rahat rahat bulurum. Nereden? X artı Y 1 bölü 3 yap. Bakın X artı Y. Ben buraya gidip 1 bölü 3 yazsam Z'yi bulurum. Veya yani X'i, Y'yi, Z'nin hepsini ben buradan rahat rahat bulurum. Veya mantıken gidelim. Yani bulmadan. Peki mantıken bulmadan nasıl gidebiliriz? Bakın şimdi. X artı y 1 bölü 3. Y artı z 1 bölü 4. Y var burada. E, x artı z 1 bölü 5. Yani x ve z'nin toplamı alabilecek en küçük sayı olmuş. Şimdi biliyorum ki ben payda büyüdükçe sayı küçülür. E, x artı z buradaki en küçük sayıysa otomatikman y sayısı ...diğer ikisinden büyük olur. Bu bir. Sonra, şimdi y sayısı en büyük. O zaman ben şu ikisini... ...kıyaslayayım. Sonuçta... ...y burada da var, burada da var. Hangisi büyük? 1 bölü 3 mü? 1 bölü 4 mü? Tabii ki de 1 bölü 3 büyük. E 1 bölü 3 büyükse... E, ...demek ki buradaki x sayısı... ...z'den büyük ki... ...1 bölü 3, 1 bölü 4'den büyük olmuş. Yani y büyüktür... ...x büyüktür... ...z olur mantıken. İsterdeniz işlemle de bulabilirsiniz. Ben işlem bulmayı tercih etmiyorum... 38. sorumuzun cevabı y büyüktür x büyüktür z olarak bu şekilde pratik olarak bulunur. 39. sorumuz 2a 3 bölü 3a 1 virgül 3a 1 bölü 2a 3 sayıları birer tam sayı. Bu da tam sayı bu da tam sayı. Olmak üzere a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Tam sayı olabilmesi için şartlarımız nedir? Pay Pi kısmının payda eşit olması lazım. Yani 2 bölü 2. Şimdi neden böyle? Normalde bunu tam sayısa nedir? 2 bölü 1 mesela. 3 bölü 2 ama ters çevirdiğimizde de bakın 1 bölü 2, 2 bölü 3. Ters çevirdiğimizde de bir tam sayı olabilmesi için 2 ihtimal var. Ya 2 bölü 2 gibi bir sayıdır. Bölümü 1'dir. Ya da 2 bölü eksi 2 gibi bir sayıdır. Yani 1 e artı 1'e eksidir. O zaman ben buradan ne sonuç çıkarıyorum? Buradan çıkaracağım sonuç 2a eksi 3 sayısı 3a eksi 1'e eşit olabilir. Veya 2A eksi 3 sayısı 3A eksi 1'in eksilisine eşit olabilir. Hocam tam tersi de olabilir. Eksi 2 bölü 2. Yani eksi parantezin 2A eksi 3. 3A eksi 1 eşit olabilir. Zaten bundan ve son söylediğinde aynı sonuç çıkar. O yüzden ekstra bakmaya gerek yok. İkisini de çözelim. 2A'yı bu tarafa attım. Buradan geldi A. Eksi 1 attım buraya artı 1. Eksi 3 artı 1'den eksi 2. A sayısı eksi 2'dir. Veya eksi dağıttım içeriye. 2a eksi 3 eşittir. Eksi 3a artı 1 attım bu tarafa. 5a eksi 3 attım bu tarafa. 4. a sayısı 4 bölü 5'tir. Benden ne istiyor? Anlayacağı değerlerin toplamı. Biri 4 bölü 5. Diğeri eksi 2. 5 çarpı eksi 2 eksi 10. 4 eksi 10'dan eksi 6 bölü 5 yapar. 39. sorumuzun cevabı eksi 6 bölü 5 olarak bulunmuş oluyor. 40. sorumuzda X, Y, Z ve M onluk tabandaki rakamlar olmak üzere. Korkmayın arkadaşlar. Biz zaten onluk sistemde çalışıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani birer rakam diyor aslında. Şu onluk taban biraz artistlik. 3,18'de devir virgül. X, Y, Z, M virgül. 3,18, 8 devir. Ona göre X artı Y artı Z artı M en çok kaçtır? 4 basamak lazım bana değil mi? O zaman ben burayı 3,18 18 diye açtım. Küçüktür. X virgül YZM dedim küçüktür. Burası da 3 virgül 1, 8, 8, 8 dedim. Şimdi benim bu X sayım zaten direkt 3'tür. 3 virgül. Bu arada bu aralıkta olacak. Y artı Z artı M en çok olacak. Peki. Farklı rakamlar falan dememiş. Ben 3 virgül 1888'den bir küçük rakamı alsam 1 887 Bakın 1818'den büyük, 1888'den küçük ve en büyük rakamları kullandım. Yani bu toplam şu XYZ. x, y, z, x, ya 3 rakam alacakmış. Bir dakika. Ben tamam, bunu almam olur biter. Evet bunu almam olur biter. Şöyle yapsam tamamdır. Çünkü burada bir şey yazmıyorsa sıfırdır. 3 rakam varmış. 3 rakam varmış. X virgül YZM, 4 rakam yokmuş. 3 rakam varmış. 3 virgül 188 yaptığım anda 3 virgül 1818'den büyük. Son basamağa ihtiyacım yok. Son basamağa ihtiyacım yok. Tamam. Şimdi bitti soru. O zaman 3 virgül 188'den küçük olacak. Ha, bak şimdi. Güzel. Bu sonsuza kadar 8 8 8 diye devam eder değil mi? Ama böyle yaptığımızda bu 0 olur. Yani bu sayı. Bakın bu sayı. 3,188 olduğu anda şu devreden bu sayıdan küçük olur. Yani benim sayım 3,188 olur. E rakamlar en çok o zaman 3 artı 1 artı 8 artı 8 olur. 8, 8, 16, 4 daha 20 yapar. Bu da bana 40. sorumuzun cevabı. Bak çok güzel bir soru. 40. sorumuzun cevabını 20 olarak buldurmuş olur. Arkadaşlar gidip bunu 87 yaptıysanız neden yanlış yaptığınızı söyleyeyim. Çünkü bu 1 3 1888'dir. Eğer buraya 182 yazarsanız 000'dır. Her türlü bu sayı bundan küçük olacağı için maksimum bu şekilde yazabilirsiniz. Diyorum. 40. sorumuzu da bu şekilde 20 olarak bulmuş oluyorum. Bu arada önce ben de düştüm. 41. sorumuzda x ve y negatif z pozitif tam sayılar olmak üzere x bölü y artı z eşittir 2,4 olduğuna göre x artı y artı z'nin alacağı en büyük değer kaçtır diyor. O zaman ben bu sayıyı şöyle yazıyorum. 2 artı 4 bölü 10. Sadeleştiriyorum. 2 artı 2 bölü 5. Hocam x'ye negatifmiş. O zaman şöyle yazıyorum. 2 artı eksi 2 bölü eksi 5 yazarım. Z dediğim sayı 2. Çünkü en büyük yapmaya çalışıyorum. E bu ikisi negatifse alabilecek en küçük değerlerini bulmaya çalışırım. O da eksi 2 eksi 5'tir. X dediğim sayı eksi 2. Y dediğim sayı eksi 5 z dediğim sayı 2. Taraf tarafa topladığımızda 2 eksi 2'yi götürdü. Geriye sadece eksi 5 kaldı. 41'in sorumuzda eksi 5 olarak bulunuyor. 42. sorumuz 1 virgül 3'te bir eksi. 0 virgül 4'te 1 bölü 1 virgül 3'te eksi bla bla bla. Sonsuza giden işlemlerde bu sefer devirli. İşlemin sonucu kaçtır? Devreden bu kısma ben sarıyla gösterdiğim bu sonsuza giden kısma x diyorum. E o zaman hocam en baştan da bu sonsuza kadar gidiyordu. Burası da x'tir. Yani kısaca 1,3 devir eksi 0,4 devir bölü x eşittir x'tir. Çözelim. Çapraz çarptım. x çarpı 1,3 devir eksi 0,4 devir bölü x yap. x'i de diğer tarafa attım. x çarpı x'den x kare. Bu bir. Sonra x çarpı 1,3 devir demek 13'ten 1 çıkart bölü 9 eksi 0,4 devir demek 4 bölü 9 eşittir x kare. Burada da sorun yok. Devam ediyorum. Paydalar aynı. 13 eksi 1 12. Yani burası 12 x eksi 4 bölü 9 eşittir x kareye. İşler dışlar çarpım. 9 x kare. 12 x'i diğer tarafa attım. Eksi 12 x. Eksi 4 diğer tarafa attım. Artı 4 eşittir sıfıra. Şimdi sonucu varabiliriz. Şöyle yapalım. Çarpanlara ayıralım. 3 x'e x dersem. Hımm. Benden ne istiyor soru? X'i mi istiyor? Çarpanları ayırabiliyor muyum? 3x'e x. 3x'e 3x pardon. 2'ye 2 dersem 6. 3 kere 2 6 tam çıktım. 2'ye 2 bak şimdi. 3x'e 3x çarpımları 9x kare. Eksi 2 eksi 2 çarpımları artı 4. Çapraz çarpımı topladım. Eksi 12 verdi mi? Verdi. Eksi 6 eksi 6 verdi. Yani benim köklerim 3x eksi 2 eşittir 0. Buradan 3x eşittir 2'ye. x eşittir 2 bölü 3'e. Benden bunun nesini istiyor? Ben bunun bir şey istemiyor aslında. İşlemin sonucu diyor. i̇şlemin sonucu x yani 2 bölü 3'tür diyorum. 42. sorumuzun cevabı 2 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar diyelim. Ve de bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş olalım. Baktım cevabı devirli vermişim. Hemen devirliye çevirelim. 2 bölü 3 sayısını devirliye çevirmek için gidiyorum. 2'yi 3'e bölüyorum. Tabii bir 0, bir 0 bir virgül. 2'de 3, alt defa var. 6 kere 3, 18, 0, 2, 0, 6, 6, 6. Bu da 0,6 devir demek diyoruz. Ve de 42. sorumuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Çalışma tablomuza gelelim. Rasyonel sayılar, kaya soruları, yani benim çözmem gereken, sizin öğrenmeniz gereken soruları bu şekilde burada noktalamış bulunuyoruz arkadaşlar. Toplamda 40 soru vardı. Biraz az diyebilirsiniz. Merak etmeyin. Kaya testlerle bunun telafisini yapacağız. Yarın size ödev vereceğim kaya testler, yani eski nesil soruların. Şıklık kısımları size. Gelecek arkadaşlar diyelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Umarım işinize yarıyordur diyelim. Eğer yarıyorsa bana destek göstermek için videoyu beğenmeyi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.